Dökülüyor. Her yanım dökülüyor. Tamam. Dökülüyorum vallahi. Ben galiba ölüyorum çocuklar. Oh. Ay 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 ay. Galiba ölüyorum. Her şeyine baktı ya doktorlar. Allah muhafaza kötü bir şey olsa eve gönderirler mi hiç? Peki ben niye böyleyim ha? Yavaş. Niye elim ayağım tutmuyor ha? Basbayağı hastayım işte. Sabri abi keşke tahlillerde de görülseydi ama yok. Boşuna üzüyorsun kendini. Ya insanın hiç belirtisi olmadan bu kadar hasta olur mu? Tamam baba gel yastım. Gel. Ay, gel. Geçmiş olsun hayırdır? Ah ölüyorum komşu ölüyorum. Aman öyle şeyler söyleme Sabri. Ay, hadi baba hadi. Yavaş. Ne oldu ona? Ay sorma akşamüstü fenalaştı. Meğerse bir şeysi yokmuş o öyle zannediyor. Ay, üzüntüden sıkıntıdan tabii adamcağız. Daha da kötüydü de acilin kapısının önünde ambulanstan düşünce canı yandı da kendine geldi. Bir de ambulanstan mı düştü? Sorma hanımla da bizi bir gülme krizi aldı mı? Acil serviste hastamızı sedyeye yerleştiriyor. Biz orada gülmekten ölüyoruz. Çok kötüydü gel içeri gel. Alo. Seni bekledim. Biliyorum. Ama uzun uzun düşündü. Annen sadece kendisini iyi hissedebilmek için daha büyük sıkıntılara yol açacak. Bu yüzden iyisi mi? Bu mu? Bütün gerekçem bu mu? Evet. Bunun böyle olacağını biliyorduk zaten. Bu kadarını değil. Yine de yarın bir kez daha oturup değil mi? Bir kez daha oturup hadi geçmiş olsun tekrar. Bir şey olursa haberim olsun olur mu? Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Olacak. Hadi canım. Bak sana nikah şekerimden veririm gerçi. Ya çok güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Ama maşallah olacak. Gerçi boncuk var üstünde ama olsun yine de. Maşallah maşallah. Bunlar hazır olduğuna göre tarihte bellidir artık. İşte belli gibi. Belediyede uzaktan bir akrabası var Doğan'ın. Bugün onun yanına gidecek. Eğer mümkünse en şahane saati alacak. Yani misafirler açısından gelip gitmek kolay olsun. Olcay, beni heyecan basması gerekiyordu. Yani normal olarak yerimde duramamam, delirmem lazımdı. Ama tık yok bende. Bir tuhaflık çıkmasın bunun altından. Ne olur içini karartma önemciğim, ne olur. Güzel güzel yolcu edelim seni, ne olur mu? İnşallah. Hadi hoşça kal. Hadi. Aa Ömer, Yusuf. Yeni mi dönüyorsunuz yoksa siz de Sabri Usta için mi telaşlandınız? Psikolojikmiş biliyor musunuz? Aa sizde bir gariplik var. Ferhan yok Olca. Efendim? Akşamüstü ben birazdan dönerim demiş Nilgün'e. Gitmiş. Birazdan dönerim de. Nilgün nerede? En son bıraktığımda akşam yemeğine bekliyordu Ferhan. Hayatta gitmeyeceği yerlere bile baktık. Bence Ferhan abi bilerek isteyerek kayboldu. Ben bir Nilgün'e bakayım. Yok şimdi gitmeyeyim. Yarın bakarım. Hem o saate kadar belki Ferhan döner değil mi? Sen bilirsin. Ben yalnız bırakmayayım kızı. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen de iyi akşamlar. Eyvallah. Duru nasıl? Duru? Şu anda biraz kötü olmalı. Neden? Becerebilirse bugün yaşadıklarından bir ders çıkaracak da ondan. Size bir şey söylemek istiyorum. Duru'yla mı ilgili? Daha çok sizle. Ben pervane oluyorum Duru'nun çevresinde biliyorsunuz. Ama bugüne kadar tek bir kelime çıkmadı ağzınızdan. Yani ne bir azar ne bir ima. Eğer sizde bir güven teşkil ettiysem ne mutlu bana. Ömer Duru'nun üzerine nasıl düştüğünü görüyorum. Ona nasıl zaman verdiğini de. Hayır. Ben kimseye zaman vermiyorum. Sadece her geçen gün biraz daha yontuluyorum. Kendimi Duru'ya hazırlıyorum. Hadi iyi geceler. Ya mesele biraz da galiba... Bana sırrını verdi Yusuf. Söylediği her şeye inandım. Hala da inanıyorum. Ama sana anlatamam. Geçmişine,
cezasını, suçunu, her şeyini biliyorum. Ferhan öyle bir insan ki... ben onu kendime benzetmeye çalıştım. Mesele bu. O gürültüler benden değil Ali abi. Ömer geldi de az önce duşa girdi. Ondan. Peki bu eşyalar ne? Ben gidiyorum Ali abi. Yarın sabah. Böyle birdenbire nereden çıktı şimdi? Ya, halamla da konuştuk. Böylesi daha iyi. Neye göre daha iyi? Pembe aşık oldu Ali abi. Pembe aşık oldu. Bu yüzden... Gitmek için kötü bir sebep. Bence kalsan daha iyi. Boşuna. Ya geldiğim günden beri neler yaptım bir bilsen. Neler yaptın? Her fırsatta onu sevdiğimi söyledim. Söyleyemediğim zamanlarda da belli ettim. Güzel. Ama o... O? Yusuf. Yusuf. Olcay'dan haber beklediğini söyledi. Kendi ağzıyla Olcay'dan haber bekliyorum dedi. Buradan birlikte gideceklermiş. Yusuf'la Olcay öyle mi? Ya akşamdan beri kafa yoruyorum. Ferhan abi gibi adam kaybolmaz ki arayalım ya. Demek... gitmesi lazımdı, gitti. Ne dedin Ömer Ferhan için? Dedim ki, gitmesi gerekiyordu, gitti. Kim gitti? Ben gidecektim asıl. En uzun yola. Nereye? Bize ait bir yer. Telaffuz bile edemedik ki bir kere gidecek bir yerimiz olsun. Şimdi sayıklayıp duracağız. Nurgül, yavrum. İyi misin? Bak, çoğu erkek öfkesini göstermeyi bilmez. Öyle hıncını boşaltınca da herkes her şeyi unutur sanır. Ha? Bu erkekler böyle bağırır çağırır, sonra da kapıyı çeker gider. Ama kadınlar gitmeye görsün. Erkekler döner. Güzel kızım. Tamam. Öyle diyelim, hata. Ama izin ver de bunu ben kendim göreyim. Yaptığım bütün hareketleri sana onaylatacak mıyım yani? Senin hiç hatan olmadı mı? Babamın olmadı mı? Siz kusursuz muydunuz sanki? Evet. Biz kusursuzduk. Bir kadın daha vardı üç sekreter. Kocanızın hayatında bir kadın daha. Kusursuzluk ya. Hem de nasıl? Hadi canım. Şimdi Ferhan'ın yokluğu yayılacak mahalle. Bana kusur bulacaklar. Şu yaşında evlendi, adamı elinde tutamadı diyecekler. Ama el alem bir evin kapısı kapanınca ne olduğunu bilmez ki. Daha bir sene de olmadan. Aa! Nereye böyle? Bu ne hazırlık? Ya annem abla, ben de sana gelecektim. Ben gidiyorum. Aa, nereye? Eve gidiyorum, yani kasabaya. Böyle birdenbire. Aşk olsun, bizim nikah beklemeyecek misin? Ya annem abla... Ay, yoksa sizinkilere bir şey mi oldu? Ha? Ay, yok yok, çok şükür iyiler. Ha, gidip geleceksin o zaman. Hadi. Hadi güle güle. Yolun açık olsun. Benim marifetli pembem. Ay ay. Hadi. Hadi güle güle.
Dur ben sana nikah şekerlerimden vereyim. Sizinkilere götürürsün. Ha? Anlatırsın Önem abla diye. Sen evine davet mi çekmişsin? Bilmem ki. Ama gittiğini bizden mi duysunlar kızım? Ayıp. Hadi. Günaydın. Günaydın. Gerçi dün akşam vedalaşmıştık ama yine de kalmak için bir sebep aradım sabaha kadar. Ne yapalım? Öyle olacakmış. Ben de öyle zor bir durum ki bu. Ne desem dokunur sana. Güle güle bile desem. Evet. Daha önce söylemiştin, oradan biliyorum. En iyisi ben seni hiç görmemiş gibi yapayım. Nilgün'e bakıyorsan o evde. Peki. Ben gidip bir Nilgün'ü göreyim. Yusuf. Ben olanlardan şikayetçi değilim. Senin için pencereden pencereye koşmak çok güzeldi. Yarın yine gelsem, böyle olacağını bilsem yine koşardım pencerelere. Yani koşardım. Pembenin yanına kim oturuyor görmeden bindirmeyin kızı, tamam mı? Otobüste garajdan hareket etmeden oradan ayrılmayın. Sonra şeye de söyleyeyim, muavine de tembih edin. Her moladan sonra dönsün baksın bakalım kız binmiş mi binmemiş mi? Ne de olsa emanet. Tamam anne, merak etme. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Ali abi, bugün sergiyi açmasak, durumu biliyorsun. Ben mahallede kalsam daha iyi galiba. Tabii ki, biliyorum. Hoşçakalın. Bir daha görüşür müyüz bilmiyorum ben de ama eğer karşılaşırsak seni mutlu görmek isterim. Gönlündeki her şeye kavuşmuş olarak. Öyle mi olur bilmem. Kim bilir. Duru'ya selamlarımı söyleyeyim. Söyle. Pembe. Al bakalım. Nikahı yetişirsen çok memnun olurum Pembe. Darısı başına. İnşallah senin şekerlerini de sararız burada hep birlikte. Hadi. Hadi hadi. Hadi sarı. Hadi hadi. 5 dakika daha geç kalırsak Pembe bir gün daha burada. Hadi. Seni böyle gönderiyorum diye içim parçalanıyor ama. Git bakalım. Biraz ferahlarsan atlar gelirsin ha. Sırf bana bakmak için değil. Böyle evimin, gönlümün şenliği olarak gelirsin. Pembe. Yavrum. Benim güzel kızım. Küçük kızım. Hadi hayırlı git gel. Hadi yavrum. Amin. Ne yapacağım şimdi ben? Her şeyine alıştıydım bu kızım. Şöyle birkaç gün geçsin. Lale'nin arabasıyla gider alırız Pembe'yi. Sen üzme kendini, olur mu?
Beni suçlamıyorsun değil mi Hava? Yusuf seni seçtiği için mi? Hayır. Ben benim yüzündeki o ifadeyi asla unutamayacağım Hava. Bana olan öfkesini bastırabilmek için nasıl gülümsüyordun? Haber yok mu Feren abi? Gelmemiş mi daha? Hayır. Ben de senin bildiğini biliyorum. Nalan'dan gittiğine göre demek ki herhangi bir hadiseye bulaşmak gibi bir derdi yok. Başka bir sebebi olmadı. Yok kimse bağırmıyor. Tezahürat yapan yok ya. Sen başka bağırma. Allah Allah. Ömer. Ömer. Hayırdır? Buyurun bakalım. Feren dün akşamdan beri yok Rüstem, onu gördün mü? Enişte firar etti demek. Gördün mü? Gözüme çarpmadı. Çevrendekileri bir sor bakalım. Seninkilerden biri onu üzecek bir şey yapmışsa. Yanardağlar bir bir uyanıyor ne hikmetse. Tamam. Soralım bakalım berberi. Akşama raporu gelir. Bu şaka değil Rüstem. Ciddiye almazsan başka türlü konuşurum seninle. Ne yapacaksın? Molotof kokteyli atacak halin yok ya. Sen öyle san. En iyi bildiğim şey. Önem, girsene içeri, gel. Gireceğim de. Nilgün, vallahi söyleyecek bir şey. Ben bilmiyordum Nilgün. Yoksa öyle elimde şekerlerle nispet yapar gibi. Canım, niye nispet olsun Önem? Ne zamandır beklediğimiz bir şeydi bu. Yok, olmaz Nilgün. Yapamam. Hele sen bu haldeyken. Bu kadar bekledim, biraz daha beklerim, ne olacak? Hem Ferhan bakarsın akşama sabaha döner. Ha? Nereye böyle? Okula değil. Ya. Bilmiyorum. Yani onunla konuşmam gerekir diye düşünüyorum. Sonra vazgeçiyorum. Ne söyleyebilir ki? Söz verip de gelmedikten sonra. Bilmiyorum. Durun. Ben senin peşinden koşamam artık. Çok yoruldum. Sadece sana inanmaya hazırım, bunu bil. Hadi gel beraber çıkalım dışarı. Sana da iyi gelir. Sen git. Ben biraz yalnız kalayım hadi. Görüşürüz. Ölü kocanın eski sevgilisi. Bir de bunu kaldıramam. Onu görmeye dayanamam. Keşke Duru'yla çıksaydım. Hiç değilse biraz rahatlardım. Ne haber Yusuf? İyi. Dalmışsın. Hiç öyle düşünüyordum. Otursana. Sen ne yapıyorsun? Aklımdaki düşüncelerden kaçıyorum işte. Ya Olcay, hani bana var mısın demiştin ya. Ben de sana gittiğin her yere gelirim demiştim. Ya, beraber olabilmemizin şartı bu mu? Yani gitmek. Ben bunu anlayamıyorum. Yani neden? Çünkü burada hiçbir şeye başlayamam ben Yusuf. Çünkü bu şehirde benim çok güzel bir hayatım vardı. Ve onun üzerine bir şey kuramam.
Bunlar mazeret değil olacak. Başka? Başka... Sevginin tarifi değişmiş benim için. Bazen ne oluyor biliyor musun? Böyle içimde bir şey yanıp sönüyor ve işte o anda... Yusuf'a gitmeli diyorum. Sonra kızımın içine düştüğü durum... Pembenin bu sabahki hali... Bunlar hepsi sevgi uğruna. Hayırlı işler. Abicim hemen bir sakal tıraşı olalım. İşim çok acele. Çok da geç kaldım. Bari paçayla kurtaralım durumu değil mi? İyi de mermer bir yere kadar gitti. İşin kötüsü de döneceği de yok. O zaman sen al eline usturayı. Şu işi hemen halledelim. Nasıl olsa her sabah kendi suratında yapmıyor musun bu işi? Abi işim çok acele. Madem işin acele o zaman al bak bu sabun. Bu da fırça. Ustura da orada. Surat kendi suratın. İşin bitince de parasını oraya bırakırsın tamam. Hadi otur. Bir de şöyle bir durum var. Ben artık Mülkün'ü bırakamam. Ferhan dönünceye kadar yanındayım. O içinde yanıp sönen şey bir gün tekrar beni gösterirse ben daima... Bu kadar özveri bekleyemem senden. Özveri bekleyen benim. Bir yere kaçmadan, bir yere gitmeden beraber olmayı bekleyen benim. O zaman seni uyarayım en azından. Kaybettikçe bencilleşiyorum. Bunun farkındayım hem de epey uzun zamandır. Lale, ya bu sana dünden beri bıraktığım kaçıncı mesaj? Lütfen mesajımı alınca beni... Alo, Lale. Yok, hayır, hayır. Ben Duru'nun okulunun oradayım. Buraya gelir misin? Tamam, bekliyorum. Hadi hoşça kal. Dur, sana çay söyleyeyim. Yok, yok, istemem. Yok, istemem. Ben de şu televizyonu toparlayıp sana geliyordum. Aman iyi ki gelmedin. Bir sıkıldım. Üzüldüm de. Pembe apar topar gitti. Nilgün'ün halini zaten biliyorsun. Ben de dedim bari Doğan'a uğrayayım. İyi ettin. Önem. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben dün gün almaya gidemedim. Yani daha doğrusu gidiyordum. Yoldan döndüm. Ay iyi ettin Doğan. Aa. Yok yani böyle ağlayacak mıyız, gülecek miyiz belli değilken. Sana öyle bir düğün yapacağım ki. Allah aşkına anlatsana. Yani biz öyle beş karış suratla düğün bitene kadar oturan gelin ve damatlardan olmayalım. Ya mesela bildiğimiz bütün oyunları oynayalım değil mi? Gel tutsana şunu da şöyle. Heh. Güzel, tamam. Yani oynayalım ki ne kadar birbirimizi sevdiğimiz anlaşılsın değil mi? Şu arkasına da tutsana onu. Evet. Aa, eline de bayağı yakışıyor ha. Ne diyordum ben? Kurtlarımızı dökeceğiz diyordum. Ha, dökelim tabii. Düğün senin düğünün. Yani bu oruçtan sonra bayram gibi bir şey. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yani sevdiğimin yanında öldürseler somurtmam artık. Ay Doğan. Hani hiç kötü bir huyun yok mu senin? Ne ağzında bir şey gördüm bugüne kadar. Ne de hakkında kötü bir söz işittim. Var. Ben de bunu sana nasıl söyleyeceğim diye düşünüp duruyorum. İşte bu. Yani şu saza var ya hastayım. Kendi kendime öğrendim biliyor musun? Yani günde bir saat çalmazsam kendimi kötü hissediyorum. Ne diyorsun? Çok şey. Akşam gelmeyişiniz umarım bazı şeyleri idrak ettiğiniz içindir. Bakın, Duru'nun bir babaya ihtiyacı var. Ve siz onun bu eksikliğini kullandınız.
Onun elbette bir sevgiliye de ihtiyacı var ama siz halinize, tavrınıza bakmadan onun kafasının karışıklığından yararlanmaya kalkıştınız. Nereden biliyorsunuz? Siz yadırgıyorsunuz diye düşüncelerimin yanlış olduğunu kabul edemem. Böyle sevgi olmaz diyorsunuz. Emin misiniz? Sevgi hakkında çok net ve sarsılmaz görüşlere sahipsiniz anlaşılır. Dün akşam gelmedim. Çünkü nelere katlanabileceğinizi biliyorum. Elbette. Elbette onu büyütürken neleri göze aldığımı bilemezsiniz ve ona söylediğiniz her sevgi sözcüğü benim için bir saldırıdan farksız. Bunu unutmayın, olur mu? Müsaadenizle. Bu son hamlemdi. Eğer bu da olmazsa ne yapacağımı bilmiyorum artık. Polise gidelim mi? Hani şu senin peşine dolanıp duran var. Aman hayır. O zaten böyle bir fırsat bekliyor. Murtar! Ne var? Nerede lan? Haber var? Yok. Harbiden sordum millete. Ne duyan var ne gören. Açıkçası berberle meselesi olan tek kişi benim. Bu yüzden uyuz oldum. Arkadaşın kaybolmasıyla benim bir alakam yok. İşimizin arkasında duran adamız biz kardeşim. Yapsak yaptık deriz. Ocağı yaktığın gibi, berberi dağıttığın gibi değil mi? Onlar münferit hadiseler. Görüyor musunuz? Münferit de diyebiliyor. Bir adam kayboluyor, siz hemen Rüstem'e geliyorsunuz. Göze battık ama o kadar da değil kardeşim. Tamam Rüstem, şimdi git. Unutma, biz Feren'i arıyoruz. Hadi. Hadi. Yusuf. Dışarı çıkacaksan çık. Kaçıncı kezdir kapıdan dönüyorsun? Böyle kendime zarar verecekmişim gibi beni kollayıp durma ya. Yo, niye öyle bir şey yapasın ki? Merak etme. Daha yüreğime oturmadı Ferhan'ın gidişi. Şimdilik hala öfkeliyim. Hele biraz zaman geçsin. Döneceğim demiş giderken. Ne zaman kızacak gibi olsam bu lafını hatırlıyorum. Eğer uzarsa dükkanı ne yapacaksın? Bilmem. Hem niye geciksin ki canım? Ya ben bir dışarı çıkıyorum biraz ya. Olanları duydum, çok üzüldüm. Merhaba. Merhaba. Her şey üst üste gelmiş. Ya evet, hala da oluyor bir şeyler. Biz Olcay'la evin bütün hanımlarını akşam dışarı çıkarmak istiyoruz. Bilginle gelir mi? Vallahi bilmem. Biraz canı sıkkın ama. Ne oldu yolcu, ettiniz mi Pembe? Evet, söylediğin gibi şoförü de muavini de uyardık. Pembe de her mola yerinden telefon edecek. Evet. Merhaba. Olcay, hoş geldin yavrum, gel. Merhaba abla. Hoş geldin Laleciğim. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim vallahi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam, geliyorum. Ben de Sabri'ye gideyim bakayım. Yatıyormuş o dünden beri. Ali, bana kırgın mısın? Yoksa bir şey mi yaptım? Hayır. Ama öyle duruyorsun. Başımın ağrısı dayanılmaz oluyor bazen, ondandır. Ya olmuyor, saklayamıyorum. Evet, çocuk çağıma engel olamıyorum. Belki birkaç gün. Peki olan ne? Şimdi Pembe Yusuf'a duyduğu sevgiyi yok etmeye çalışacak. Nasıl yapacak bilmiyorum ama yapmak zorunda. Çünkü Yusuf başka birini istiyor. Ali. Doğal bu. Aykırı hiçbir şey yok bunda. Belki sadece talihsizlik denilebilir o kadar. Ve benim için de geçerli. Peki ben yokmuş mu gibi mi davranacaksın?
Ay, Yusuf'u tanımasam her şey başka türlü olurdu. Ama bu iç içe geçmişlik varken. Seni incittim değil mi? Evet doğru. Yusuf'a buradan gidelim dedim. Duru evden kaçıyordu biliyorsun. Bunu evden bir tek seninle paylaştım. Sonra geçen gün Allah'ın cezası biri karşıma çıkıp kocanızın bir sevgilisi vardı dedi. Durup dururken. Böyle çok garip ne olduğunu bilmediğim bir şey oturdu yüreğime. Yani bir de seni kaybedersem... Alo. Ali abi. İlk mola yerine geldik biz. Onu haber vereyim dedim. Halam nasıl? İyi Pembe. İyi. Sabri Usta'ya kadar gitti. Ya diğerleri? Herkes iyi mi? Herkes iyi merak etme. Alo. Pembe. Ben sonra yine ararım. Tamam canım. İyi yolculuklar. Ya. İşte böyle. Meğer kocamın hayatında biri varmış. Aslında keşke bilmeseydim. Nasıl olsa bitmiş gitmiş her şey. Ama öyle değil ya. İnsan iyice silmek, iyice gömmek için bilmeli. Her şeyi bilmeli. Gitmelerini anlıyorum da. Dönüşü ağır geliyor bana. Samimiyim. Gidişi hiç incitmez beni. Nasıl olsa bir şeyler yaşanmış, bitmiştir. Esas... Döndükleri an başlıyor aldatma ve ben buna dayanamıyorum. Yani o kadının karşısına dikilip niye sevdin onu, niye benimle paylaştın mı demeliyim. Bu çok saçma, çok aptalca. Anne, gel abla. Anahtarın mı yok? Yok canım, öyle kaptırmışız işte. Hadi içeri girelim. Alo. Duru'yla görüşebilir miyim? Bir dakika. Sana. Kimmiş? Al bak. Efendim. Merhaba Duru, benim. Evet, sizden. Doğrudan konuya girmek istiyorum. Bu seninle yaptığım son konuşma. Biraz zor olacak ama... benim için okuldaki çocuklardan birisin artık. Neden? Annen kanıt istiyor. Sevgimi kanıtlayamam ki ben. Boş, o da kanıtlayamaz ya. Peki, madem böyle... Bu bir ilişki. Ben annenin benim için çizdiği kimliğin içinde kalamam. Özür dilerim ama çok komik bu. Yani bu ciddiyet, bu sinirlilik... Annem haklı galiba. Abartılı güven duygunuz zedelenmiş. Oysa bu sadece bir feda konuşması, bir hoşça kal bile yeterliydi. Ben senin yaralanmanı istemedim. İstemediniz. Ama engel de olamıyorsunuz. Peki. Peki tamam. Tamam hocam. Madem böyle istiyorsunuz, böyle olsun. Vay 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 vay. Kırmızı. Kim bu yanındaki yabancı insan? Hani gözüm bir yerden didikliyor ama yok. Turist galiba ya. Öyle bir havası var. Vallahi ben de tanımıyorum. Tamam Midir Aslan. Sadece misafir olarak geldim. Ben de öyle tahmin ediyorum. Sen tamamen olayın dışındasın artık oğlum. Eğer Duru'ya öyle ya da böyle sarktığını hissedersem esnetirim o kemancı parmakları. Çalışmaya geldik. Biz bir sınav parçası çıkaracağız da. Bana bak, gözüm üstünde. Düştün oğlum artık sen bu klasmandan. Tek başına takılacaksın bir müddet. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Niye duruyorsunuz burada? Çıksanıza yukarı. Ne zamandır görüşmüyorduk Ömer'le. Şöyle bir hasret giderelim dedik. Ya, halterimi ödünç istedi benden. Bak, almazsan darılırım ha. Ah. Hadi, çalışmamız lazım. Ne oluyor oğlum bana ya? Çoktandır boşladım tabii. Allah'tan bir kavgaya karışmadık bugünlerde ha. Yoksa sağlam bir dayak yerdik. Çalışmam lazım. Baksana. Rakip firmada geri döndü.
Buyurun. Uzun zaman oldu değil mi? Aha. Ya. Hadi başlayalım. Hadi. Heyt be koçum. Aslına dönmüş benim arkadaşım. Tabii oğlum, uyan artık şu gaflet uykusundan. Ya ondan değil be oğlum ya. Şu kemancı artist geri döndü. E biz de epeydir boşlamışız. Lan kalem silgi düşmanı. Bana adaşayı mı getirdin? Yok be oğlum. Sabri abi rahatsız ya. Belki iyi gelir diye düşündüm. Doğru söylüyorsun oğlum ya. Adam dün geceden beri yatıyor. Bir geçmiş olsun diyemedik. Yürü ben de geliyorum. Hadi. Ali abi. Çayacağını sana bıraktı diyor. Evet, Sabri abiye alı çayını. Ya. Ne yapacağız Ali abi? Sonunda mahalleden biri kayboldu. Yani kulağımızın üzerine yatıp bekleyecek değiliz ya. Ne dersin? Gidip bildirelim mi polise? Bir şeylere bulaşmasa bari. Yazık, infazı yanacak çocuğun. Kalkıp gidelim mi abi? Kimseye bir şey söylememiz gerekmez. Bir tek biz biliriz polise gidildiğini. Peki Ferhan böyle bir şey olsun ister miydi? Şimdi belki de bir yerlerde kafasını topluyordur. Haklısın. Haklısın, tam yoluna giriyor ki işler. Sen gideceğim demiştin. Sen de bir şeyler söylemiştin. Seni heyecanlandıran biri filan. Öyle seviniyorum ki Ali abi. Yani senin gibi bir adamın yüreği elbette Ayaz'da kalmayacaktı. Yusuf abi! Yusuf abi! Ne var Serhat? Biri geldi, seni görmek istiyor. Tamam, geliyorum. Geliyor şimdi. Nasıldır tabiatı? He? Mizacı diyorum. Sinirli midir, sinameki midir, müşrik midir? Hayır, ona göre konuşacağım da kendisiyle. İyidir. Buyurun abi. Estağfurullah. Mesul siz misiniz? Sizi gösterdiler. O münasebetle rahatsız ediyorum efendim. Estağfurullah, neden rahatsız olalım? Da, ya, affedersiniz, ben anlayamadım. Öteden beri bir arkadaşım bildirdi. Dükkana sanatkar bir berber arıyormuşsunuz. İzniniz olursa o işle ben ilgileniyorum. Berberim ben. Aslında İltifat Berberi adındaki bir dükkana sizin kıvamınızda biri lazım ama biz giden ustayı beklemek düşüncesindeyiz. Ama buyurun biz size bir çay ikram edelim. Ben, hem dinlenmiş olursunuz. Ben meşakkat çıkarmayayım. Yok efendim, estağfurullah. Hadi bakalım. Buyurun. Öksür abi. Vallahi Sabri abi, aslan gibisin ya, bir şeyin yok. Ya Doğan bırak Allah aşkına. Zaten dün gece acildeki doktor da canımı sıktı iyice. Madem aslan gibiyim, niye kendimi ölecekmişim gibi hissediyorum ya? Abi ciğerlerin körük gibi maşallah. Yani bak, kalbin benim dinlediğim süre içerisinde teknemedi bile. Yani biraz tansiyonun yüksek. Ya? O da işte 100 kadar taşikardim var, o kadar. Sağ ol. Vallahi Sabri abi, 2 gündür şahidim. Hanım sana bebekler gibi bakıyor. Sağ olsun. Bunca zamandır o bize baktı. Şimdi sıra bizde, çok mu? Gülşendir inşallah. Açtım. Yok yok abi, bir şeyin yok. Bana inan ya. Oo, merhabalar. Nerelerdesin Lale? Ara sıra gelmeyeyim de özleteyim kendimi dedim. Nasıl oldu, Sabri Usta iyi mi? Ya Sabri Usta iyi de o kabul etmiyor. Kendisine ağır hasta muamelesi yaptırıyor. Hadi gelin içeri. Şeyin yok. Merhabalar Sabri Usta, nasıl oldun akşamdan beri? Allah, bunlar iyisin diyorlar ama ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Geçmiş olsun. İyisin maşallah. Sağ olun kızım. İyi, bir şey yok. Ne? Bu akşam Nilgün Hanım dışarı çıkıyoruz. Gelir misin sen? Gelmez miyim hiç? Doğan'a da söyleyip birlikte yok, biz yok, gelin. Erkekler gelmeyecek. Biz kız kıza gidip dertleşeceğiz biraz. Çok güzel. Lale ile Olcay geldi biraz önce bana. Akşama yemeğe çıkalım diyorlar kız kıza. Sen, ben, Havva Ana, Lale, Olcay falan ha? Yok canım, nereden çıktı şimdi bu? Hayır, bir eğlence değil bu. Lale'nin aklına gelmiş, benim de kafama yattı. Hem biz buraya çok kapandık be Nilgün. Bir laf duyarız, bir şey görürüz. Bakarsın işler kolaylaşır ha? Gidiyoruz, tamam mı? Ben gelemem önem. Ferhan beni öyle bir yerde görse ne derim sonra? Sen onu görsen ne dersin? Bir şey söylemem.
Sarılırım herhalde. Boğazımda düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Boğazımda düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta senin adın. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama. Konuşmaya, birbirimizi anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hanım abla, sen niye gitmedin anneannemle? Sabri'yi bu halde bırakıp nasıl gideyim? Şişt, yavaş ya. Tabii oğlum, babam olsa nasıl bıraksın? Tamam, tamam. Yavaş. Sen şimdi ne sürüyorsun abi bu yarayı? Bak, bu yani bir nevi antiseptik. Vallahi helal olsun sana Doğan abi ya. Sen askerliğini sıhhiye çavuş olarak yap, bu kadar marifet öğren. Ciddi söylüyorum abicim, sen benim gözümde tabip albaysın. Bak, asıl bu yara çabuk iyileşsin istiyorsan diş macunu süreceksin. Bu da mal müdürü. Diyelim, yara yanık şeklinde. İnce bir tabaka salçayı sür, sirkeyle temizle. Direkt kangren. Oğlum, gözlerde yanma var, ne yapacaksın? Patatesleri doğra yuvarlak, koy göze. Ya sarşılık devam etsin. Benim kocam gittiği zaman, ay öldü demeye hala dilim varmıyor. Benim için hiçbir umut kalmamıştı ama senin için öyle değil. Kaç günde evlenme teklif etti sana Ferhan? Ha? Tanışmanızla evlenmeniz bir aya sığdayo. Demek ki onu sana getirecek, çekecek nedenler mutlaka var. Bak yavrum, hepimizin yüreğinden bir şeyler kopuk. Benim kızım, senin Ferhan, bunun kocası. O garibim hanımın yoksulluğu. Benim delilik. Abi. Ya ben nasıl yetiştirildiysem kendimi çok şey ediyorum. Saklıyorum, örtüyorum. Ama yani bu korumak değil. Ya ben çok utanıyorum. Akşam olup da insanlar evlerine çekildikleri zaman durmadan benden bahsettiklerini zannediyorum. Bir de buna bir güzel inanıyorum. Geç. Artık çok geç. Onu seviyorum. Kendimi ikna edebilmem için artık çok geç. Garson bey, bakar mısın? Buyurun. Şu masada oturan mev kayanlara bizden bir meyve tabağı tamam. Tabii hoşum. Hadi bak. Nilgün, bebek var mı? Bilmem. Ay inşallah. İnşallah. Vallahi rahatlarım o zaman. Yani gönül rahatlığıyla şöyle bir oh derim. Niye bu kadar seviniyorsun ki? Ya o zaman Ferhan gitmemiş olur. Yani ben de yalnız kalmamış olurum. Gitti ya Ferhan. Kafamı patlatıncaya kadar düşündüm. Cezalandırıyor beni, cezalandırıyor. Ben gideyim de gör gününü demeye getirtiyor. Kız Nilgün. Biz böyle konuşuyoruz ya. Kırklara karışmasın Ferhan. Ay ne diyorsun önem ya? Kırklara karışmasın diyorum. Ya iyi saatte olsunlar göründüyse çocuğa. Biz böyle bir şey istemedik. Yan masadan gönderdiler. Yok, sen bunu geri götür. Hidayet Bey ve Kemal Beyler her zaman böyle jestler yaparlar. Kardeşim, ısrar etme, geri götür. Niye ısrar ediyorsun ki? Al şunu. Peki efendim.
Ben ne diyordum? Doğan'ı ben seviyorum. Tamam mı? Seviyorum ben. Ama bugün bizim nikah ertelendi ya. Kızlar, ben bir sevin, bir ferahla, bir şöyle içimin yağları eri. Ay Doğan'a çaktırmayacağım diye göbeğimin yağı çatladı vallahi. Vallahi billahi. Öyle işte, ne yapayım? Ferahladım. Dedim kurtuldum. Bir yanmışlık olmuş. Arkadaş telaffuz ederken sadece iyi akşamlar mahiyetinde diyecekti. Müsaadenizle ben kendi ellerimle takdim edeyim. Ama güzel kardeşim, sen benim lafımı kestin. Ne olacak şimdi, ha? Biz masaya bırakalım da siz isterseniz kabul etmeyebilirsiniz. Kardeşim istemiyoruz dedik. Niye laf anlamıyorsunuz ki? Olmuyor ama. Sen şu tabağını al. Bana ha. Hem de benim mekanımda. Çabuk kalkın, terk edin bu masayı. Çabuk. Kardeşim. Ne diyorsun ya? Ben benim... Beş tane kadar şurada oturup yemek yemeyecek miyiz? Ben benim meyve baba nasıl bekleyeceğim? Ben sana kardeş! Sorma, akşamüstü fenalaştı. Meğerse bir şeysi yokmuş, o öyle zannediyor. Üzüntüden, sıkıntıdan tabii o da biraz. Ben onu kendime benzetmeye çalıştım. Mesele bu. Kendi ağzıyla Olcay'dan haber bekliyorum dedi. Buradan birlikte gideceklermiş. Yusuf'la Olcay mı? Yaptığım bütün hareketleri sana onaylatacak mıyım yani? Senin hiç hatan olmadı mı? Babamın olmadı mı? Siz kusursuz muydunuz sanki? Evet. Biz kusursuzduk. Bir daha görüşür müyüz bilmiyorum ben de ama eğer karşılaşırsak seni mutlu görmek isterim. Soralım bakalım berbere. Akşama raporu gelir. Bu şaka değil Hüseyin. Ciddiye almazsan başka türlü konuşuruz seninle. İçinde yanıp sönen şey bugün tekrar beni gösterirse... Ben daim mi? Bu kadar özveri bekleyemem senden. Özveri bekleyen benim. Dün akşam gelmeyişiniz umarım bazı şeyleri idrak ettiğiniz içindir. Bakın, Duran'ın bir babaya ihtiyacı var. Ve siz onun bu eksikliğini kullandınız. Evet doğru, Yusuf'a buradan gidelim dedim. Duru evden kaçıyordu biliyorsun, bunu evden bir tek seninle paylaştım. Yani bir de seni kaybedersem... Annem haklı galiba. Abartılı güven duygumuz zedelenmiş. Oysa bu sadece bir feda konuşması, bir hoşça kal bile yeterliydi. Akşama yemeğe çıkalım diyorlar kız kıza. Sen, ben, Havva Ana, Lale olacak falan ha? Yok canım, nereden çıktı şimdi bu? Boğazımda düğümlenen hıçkırık olan... Unutma beni. Çabuk kalkın, terk edin bu masayı, çabuk! Kardeşim! Ne diyorsun ya? Ben benim... Beş tane kadar şurada oturup yemeyecek misin? Ben benim meyve baba nasıl bekleyeceğim? Ben